Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda 6. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılıya yönelik çıkmış soruların çözümüne devam ediyoruz. Dilerseniz başlayalım ilk sorumuzla. Olmak üzere demiş, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen modeli karşılık gelen cebirsel ifade yanlıştır? Şimdi bakalım. Bu yuvarlak A olarak nitelendirilmiş, kare 5 olarak nitelendirilmiş. Bakalım, burada 2 tane A var, 1 tane 5 var, doğru. 3 tane 5 var. 3 kere 5 15. Bir tane A var. Doğru. Bir tane A, bir tane 5 var. Artı olması lazım. Yanlış olmuş. 3 tane, 4 tane A, bir tane 5. 4 A artı 5'ten burası C şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Aşağıdaki sözel ifadelere karşılık gelen cebirsel ifadeleri yazınız demiş. Bir sayının 7 fazlası. Bir sayı x bilmiyoruz. 7 fazlası x artı 7. Ali'nin yaşının 3 katı. Ali'nin yaşını bilmiyoruz. X. X'in 3 katı 3 çarpı x. 3x yani. Bir sayının x faz bir sayı x 4 fazlasının 6 katı. Bir sayının 4 fazlasının 6 katı. 4 fazlasının 6 katı. Fatma'nın oyuncaklarının yarısı Fatma'nın oyuncakları x olsun, yarısı x bölü 2. Bir sayının 5 katının 3 eksiği bir sayı x 5 katının 3 eksiği. Bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen cebirsel ifadenin terimlerinden biri değildir? Bakalım. Eksi 3a iç a kare ab artı 5b eksi 9. 3a kare diye bir terim yok. Eksi 3a kare var. Böyle yazılmalıydı. AB evet artı AB var. 5B artı 5B var. Eksi 9 var. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Devam edelim. Bir terzi elindeki 2 virgül 21 virgül 4 metre kumaşı 0 virgül 2 metrelik parçaları ayırıp parçalara bölüp her parçayı bu parçalardan her bir parçayı 4,3 TL'den satıyor. Kazandığı para ne kadardı demiş. Yapacağımız işlem bu. Kaç parça çıkacağını buradan hesaplıyoruz. Sonra o sayıyı da 4,3 ile çarpıyoruz ki kazandığı parayı bulalım. Bakalım şimdi. Önce burada bölme işlemi olduğu için bu virgüllerin önüne gidiyor arkadaşlar. Baktığımızda burası 2, burası 214 olarak karşımıza çıkıyor. 214'ü 2'ye bölelim. Ne gelir bakalım? 21'in içinde 2, 10 kere var. Şöyle başlayalım. 20, 1 aşağı iner, 4 de aşağı iner. 14'ün içinde 2, 7 kere var. 14, 107. 107 çarpı 4,3 ne yapar peki? Önce virgülsüz olarak çarpalım. 107 çarpı 43 yaptığımızda 3 kere 7, 21'in 1'i elde var. 2, 0, 2 gelir. 1 kere 3, 3. 4 kere 7, 28'in 8'i elde var. 2'ye 4 kere 0, 0. 2 geri elden. 4 kere 1, 4. Topladığımızda 1, 0, 10 elde var. 1, 3, 2, 5, 6, 4601. 1 virgül geri gittiğimizde ilk başta 1 virgül geri giden bir ifademiz vardı çarpma işleminde. 460 virgül 1 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Ozan okulda kullanacağı malzemeler için babasından para isteyecektir. Tabloya göre Ozan'ın bu bütün malzemeleri alabilmesi için babasından en az kaç TL istemesi gerekir? Bunları toplayalım arkadaşlar. Bir defter bu kadar, iki kalem bu kadar, 40 adet testi bu kadar tutuyormuş. Bakalım toplam ne kadar tutuyor hepsi. Alt alta toplayalım. Ondalık sayılarda toplama işlemi. Virgüler alt alta gelecek şekilde de yazıyoruz. 4,45. Şu boşlukları doldurmak için buraya 0 yazabiliriz. 5, 5 daha 10, 0 elde var. 1, 3, 4 daha 7, 4 daha 11, bir de elde var. 12'lik elde var. 1, o 1 buraya gelecek. 1, 4 daha 5, bir de elde var. 6, 6 virgül 2 TL alması gerekiyor babasından en az. Kilosu 1,7 TL olan undan 2 kilo. Kilosu 3,85 TL olan şekerden 3 kilo. Yani 3 tane bundan, 2 tane bundan alacak. Kaç TL öder demiş. Çarpalım. Önce virgülsüz olarak çarpalım. Yani 17 çarpı 2 diyelim.
34 gelir. Virgülünü koyarsak 3,4 eder. Onunla. Buraya bakalım. Bunu da virgülsüz çarpalım. 385 çarpı 3 yapalım. 3 kere 5, 15'in 5 evde var. 1, 3 kere 8, 24. Bir de evde var. 25'in 5 evde var. 2, 3 kere 3, 9. 2 daha 11. 1155. 2 virgül geri gidersek 11 virgül. 55 TL oluyor. Topladığımızda hepsini virgüller alt alta gelecek şekilde toplayalım. Şuraya bir sıfır koyabiliriz. 5,9,14. 14,95 TL ödeyecek bu kişi. Devam. Oranlardan hangisi birimli orandır? Birimli oran ne demekti? Payı ve paydasında farklı oranlar, farklı birimler olacaktı. Pay ve payda da aynı birimler var. Dolayısıyla bu birimli oran değil. Pay ve payda arasında farklı birimler var. Dolayısıyla bu birimli. Burada da aynı birimler var. Bu olmuyor. Bunda da aynı birimler var. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Devam edelim. Grafikte Elif ile Naz'ın 3 gün boyunca aynı kitaptan okudukları sayfa sayıları verilmiştir. Grafikte verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Elif günde ortalama 24 sayfa kitap okumuştur. Ortalama neydi arkadaşlar? Diyelim işte 3 gün. Birinci gün okuduğum miktar, ikinci gün okuduğum miktar, üçüncü gün okuduğum miktar bölü kaç gün, kaç tane ifade varsa o kadar sayıya bölüyorduk. Bu. Bakalım şimdi. Elif, Naz. Elif birinci gün ne kadar okumuş? 24. Naz ne kadar okumuş? 16. Elif ikinci gün 40 okumuş, Naz 24 okumuş. Elif üçüncü gün 8, Naz 32 okumuş. Şimdi Elif'in ortalama ne kadar okuduğunu bulun. Toplayalım. 3 tane ifade var. 4, 8 daha 12'nin ikisi elde var. 1, 2, 4 daha 6, bir de elde var. 72. 72'yi 3'e böldüğümüzde 3 tane terim var çünkü. 24 gelir. Dolayısıyla ortalama 24. Doğru. Naz'ın okuduğu sayfa sayılarına ait verilerin açıklığı 16'dır. Açıklık neydi arkadaşlar? En küçük veri ile en büyük veri arasındaki fark. En küçük veri bu, en büyük veri bu. Arasındaki fark ne? 16. Doğru. Elif'in okuduğu toplam sayfa sayısı Naz'ın okuduğu toplam sayfa sayısından fazladır. Naz ne kadar okumuş toplam? Hesaplayalım. 6, 4 daha 10, 12'nin ikisi de var. 1, 1, 2 daha 3, 3, 6, 7, 72. Eşittir yani. Yanlış bu. Şöyle yanlış. Elif'in okuduğu sayfa sayılarına ait verilerin açıklığı. Açıklık neydi? Küçükle büyük arasındaki fark. Küçükle büyük arasındaki fark 32. Doğru. Dolayısıyla cevabımız C şık. Aşağıdakilerden hangisi iki veri grubunun karşılaştırmaya yönelik araştırma sorusu değildir? A. Okulunuzdaki 5. ve 6. sınıf öğrencileri. İki grup var. En sevdiği spor dalı. Dişlerinizi günde kaç kere fırçalarsınız? Burada herhangi bir karşılaştırma yok. Bir gruba soruyorlar. Sınıfınızdaki kız ve erkek öğrenciler. İki grup. Mahallemizde yardıma ihtiyacı olan erkek ve kadınlar. İki grup. Dolayısıyla cevabımız 5. Aşağıdaki tablodan 5 kişiden 4'ünün yarışı bitirme süreleri verilmiştir. Bir tanesi verilmemiş. Verilerin açıklığı 27 olduğuna göre Oğuzhan yarışı kaç dakikada bitirmiş olabilir? Şimdi deneyerek gidelim. 47 olsun Oğuzhan'ın şeyi. Açıklık neydi? En küçük ve en büyük verinin farkı. Şimdi burada en küçük veri hangisi olmuş oldu? 47. En büyük veri hangisi olmuş oldu? 84. Bakalım aralarındaki fark 27 olacak mı? 47'den çıkaralım. 7 gelir. 14'ten 7 çıkar. 7 burası 7 oldu. 7'den 4 çıkar. 37. Olmadı. 52 diyelim. Şunu silelim. 57 olsun. Bu sefer ne oldu? En küçük veri 57 olmuş oldu. En büyük veri 84'ten 57 çıkaralım. 14'ten 7 çıkardık. 7. Burası 7 oldu. 7'den 5 çıkardık. 27. Evet, 27 oldu açıklık. Dolayısıyla Oğuzhan yarışı 52 dakikada bitirmiş olabilir. Hangisi birimsizdir? Birimsiz ne olması lazım? Birimlide ne oluyordu? Pay ve payda arasındaki farklı birimler oluyordu. Birimli olanları bulalım. Farklı birim var pay ve payda da. Farklı birimler var.
Farklı birimler var metre bölü saniye. Fakat burada aynı birim olduğu için bu birimsiz olmuş olur. Eş parçalara ayrılmış şekillerden hangisinin boyalı bölgelerin alanları toplamının şeklin tamamının oranı 1 bölü 3'tür? Bakalım. 4 parça var. 4'te 1 boyanmış. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16'da kaç parça boyanmış? 4 parça. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçada 3 parça boyanmış. Burada 6 parçada 2 parça boyanmış. Sadeleştirelim. 4'e bölelim 1, 4'e bölelim 4. Bu ikisi olmuyor. 3'e bölelim 1, 3'e bölelim 2, 1 bölü 2 oluyor. Bu da olmuyor. Bu ne oluyor? 2'ye bölelim 1, 2'ye bölelim 3, 1 bölü 3 olmuş oluyor. Dolayısıyla cevabımız değişik. 30'un 72 oranı hangisinde eşit değildir? 30 bölü 72. Bakalım. 2'ye bölelim 15, 2'ye bölelim 36. 15 bölü 36 oluyor. Şimdi 3'e bölelim 10. 3'e bölelim 24. Bu da oluyor. Sonrasında 6'ya bölelim 5. 6'ya bölelim 12. Bu da oluyor. Ama 4 bölü 9 olmuyor. Sadeleştiriyoruz farklı sayılarla. Hangisinin cebirsel ifadesi 3 çarpı parantez içinde x artı 2'dir? Bir sayının 2 katının şimdi bir sayı eksi olsun. Bir sayının 2 katının 3 fazlası. Bir sayının 2 katının 3 fazlası. Bu değil. Bir sayının 3 katının 2 fazlası. 3 katının 2 fazlası. Bu da değil. Bununla bunu karıştırmıyoruz arkadaşlar. Bir sayının 2 eksiğinin 3 katı. Bir sayının 2 fazlasının 2 fazlasının 3 katı. Sayının 2 fazlasının. Sayının 3 katı değil. Sayının 2 fazlasının 3 katı. Dolayısıyla cevabımız değişik. Cebirsel ifadesinin x eşittir 9 için değeri kaçtır? X yerine 9 yazacağız. 3 çarpı 9 artı 5 bölü 8. 3 kere 9 27. 5 daha 32. 8'e böldüğümüzde cevabımız 4 olarak gelir. 32 bölü 8'den. Verilen cebirsel ifadelerden hangisi benzer değildir demiş. 3x x y ile x y'nin farklı katları. 3 katı, 4 katı bu benzer. A'nın 9 katı, A'nın 3 katı benzer. X'in 2 ve 3 katı. 7 y ile 7. Bu sabit arkadaşlar. Dolayısıyla bu ikisi benzer terimler değil. Devam. Bir sayının 2 katının 3 eksiği. Bir sayının 2 katının, şöyle 2 katının diyelim. 2 katının 3 eksiği. 2x eksi 3. Dört kişilik bir arkadaş grubunun yaş ortalaması 17. Bu gruptan 20 yaşında bir kişi ayrılırsa geriye kalanların yaşlarının ortalaması kaç olur? Şimdi ortalama neydi arkadaşlar? Diyelim işte 3 tane ifade olsun. X1, X2, X3 bölü kaç tane varsa 3 tane. Ortalama bu. Şimdi 4 kişi varmış. Yaş ortalaması 17. Şimdi bu yaşları toplamını biz kaça bölmüş olduk? 4 kişi olduysa 4'e bölmüş olduk. Dolayısıyla ortalama 17. İşler dışlar yaptığımızda toplam ne oluyor? Yaşların toplamı 4 çarpı 17 olarak geliyor. 17 çarpı 4 neydi? 2 kere 4, 28, 8, 50 var. 2, 68. Yaşları toplamı 68. Bu toplamdan 20 eksilecek. Yani 20 yaşında biri ayrılırsa yaşlar toplamından 20 eksilmiş oluyor. Dolayısıyla 68'den 20 çıkaralım. 48. Fakat bu 48 kime ait? 3 kişiye ait. Yaşları toplamı 48 ise 3 kişinin, 3'e böldüğümüzde biz onun ortalamasını bulmuş oluruz. Dolayısıyla yaşları toplamı ortalaması 16'ymış geriye kalanların. Devam edelim. B gruplarından hangisinin açıklığı en fazladır? Açıklık neydi? En küçük ve en büyük terimin farkı. En küçük terim bu. En büyük terim 40. Aradaki fark ne oluyor? 19.
En küçük terim bu. En büyük terim bu. Aradaki fark ne? 13. En küçük terim bu. En büyük terim bu sanırım. Evet. Aradaki fark ne? 11. En küçük terim 27. En büyük terim 41. Aradaki fark 14 olmuş oluyor. Dolayısıyla açıklığı en fazla olan A şıkkı. Son sorumuza bakalım. Davut arkadaşın, dört arkadaşın matematik notları aşağıda verilmiştir. Bu dört öğrencinin matematik sınav ortalaması en yüksek olan hangisidir? Ortalamaları hesaplıyoruz. Davut için hesaplayalım. Nasıl hesapladık? Bunu da bir gösterelim. 40 artı 60 artı 80. Kaç ifade var? 3'e bölüyoruz. 40, 60 daha 100, 80 daha 180 bölü 3 yapıyoruz. Ne yapıyor? 60 yapıyor. Ortalaması 60. Bunu hesapladım. 75, 75 daha 150, bir 75 daha 225. 3'e böldüğümüzde ne gelecek? 125'i 3'e bölelim. 22'nin içinde 7 kere var. 7 kere 21. Bir aşağı iner, 5 de iner. 3 kere 5, 15, 75 oluyor. Zaten hepsi aynıysa ortalama da 75 olur. Topladığımızda ne oluyor? 10, 50 daha 60, 90 daha 150. 150 bölü 3 neydi? 50 idi. 30, 50 daha 80, 70 daha 150. 3'e bölelim, 50 geliyor. En yüksek olan hangisi ortalaması? Kerim. Diyerek izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar.